Arkadaşlar selamlar. Otoperest kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Yüklü Fun Rider'la beraberiz. Motorun zincirini nasıl yağlanır, nasıl temizlenir? Bununla ilgili kısa bir bilgilendirme videosu çekelim istedik. Bu arada işte motoru da kaldırmak için biz kendimiz küçük bir aparat yaptık. Hesaplamada ufak bir yanlış oldu. Onu daha sonradan tekrar düzelteceğiz ama şimdi size bir aparatı göstereyim. Hani nasıl yaptık, ne yaptık gibisinden. Buna benzer internette kir kaldırmak için işte kirko tarzı aparatlar satılıyor. Bunlar işte 1000 lira, 800 lira o civarlarda değişiyor. Biz sadece bir gerdirme aparatı var. Onu kullandık. Onu göstereyim size. Şimdi şu şekilde bir aparat yaptık. Aslında bizim yaptığımız şu şekildeydi. Altında bu ayak vardı. Şu gerdirme çevirdiğiniz zaman kendi otomatik olarak yani siz çevirdikçe yukarı kaldırıyor aslında. Burada bir ufak bir hesaplama hatası oldu. Şimdilik biz bunu bu şekilde koyduk. Böyle rahatlıkla. Peki lastiğimiz yine de dönüyor. Biz bunu düzelttiğimizde tekrar bununla ilgili bir bilgilendirme videosu hazırlar sizlere çekeriz. Tamam. Şimdi temizlemek için bizim gerekli olan malzeme ihtiyacımız bir adet zincir yağlayıcı. Bunu tabii ki en son kullanacağız. Zincir temizlemek için işte farklı mesela Putoline falan bu temizleme spreyleri satılıyor veya Motul'ün de satılıyor. Biz motordan biraz benzin çektik. Hatta şu an ağzım yanıyor. Benzin kullanabilirsiniz. Yine temizlemek için internette fırçalar satılıyor. Biz diş fırçası kullanacağız. Biz birazcık da ucuz yollu bir temizlik yapalım dedik. Bir de bezimiz var. Yine temizlik yaparken de elinizi şu şekilde naylon işte mavi eldivenlerden takın ki bu yağ vesaire elinize bulaşmasın. Bizim bu Putoline yağ seçmemizin sebebi de daha önceden başka bir arkadaşımız kullanıyordu. O memnun. Burada şu şekilde motoru çalıştırdınız. Hani yağlama yaptıktan sonra motoru kullandığınızda sıçratma vesaire yapmıyor. Seramik zincir yağı olarak geçiyor. Hem hani zinciri daha iyi tutun hem de sıçrama vesaire yapmadığı için biz de başka bir arkadaşın tavsiyesi üzerine kullandık. Şimdi işlemimize geçelim. Yavaşça temizliğimize başlayalım. Öncelikle benzinimizi zincirin üzerine sıkıyoruz. Bu arada lastiğimizi havaya kaldırdık. Rahatlıkla dönmesini sağlıyoruz bu şekilde. Bütün zincirimizi bu şekilde benzin sıkıp üzerindeki yağı temizliyoruz. Ki bütün yağ, kir, işte pislik, yoldaki o toz, çamur vesaire bunları zincirden arındırıyoruz. Bütün zincirimizi benzinle sıkıp üzerindeki yağı gevşettikten sonra bu şekilde fırçayla arasındaki kirleri temizliyoruz. Ara ara da fırçanın ucunu bezle sileceğiz. Ardından da zincirimizi güzelce bezle silip tertemiz hale getireceğiz. İsterseniz bu şekilde de bir teknik uygulayabilirsiniz. Şimdi tekrar bir tur daha benzin sıkalım. İyice kirlerin yumuşamasını sağlıyoruz. Üzerindeki yağ kirin yumuşamasını sağlıyoruz. Şimdi bezle silelim. Ya da sildikçe temizledikçe zincirin rengi de açılıyor. Kendinize hani ne kadar temiz olduğunu
bakıp ayırt edebilirsiniz bu şekilde. Şimdi zincirimizi iyice temizledik. Bu şekilde bakın rengi falan bayağı açıldı, tertemiz oldu. Arasında yağ, kir vesaire bir şey görünmüyor. Şimdi Şimdi zincir yağlama spreyimizi güzelce zincirimizi lastiğe çevirirken bir yandan da yağlayacağız. Şöyle. Bu işlemi yaparken mümkün olduğunca her yerini eşit bir şekilde yağlamaya dikkat edin. Zaten seramik yağımız rengi beyaz. Şu an her yerine yağladık diyebiliriz. Bu işlemi yaptıktan sonra mümkün olduğunca bir eğer bekleme imkanınız varsa bir yarım saat, bir saat motoru hareket ettirmeyin ki bu yağ zincire yapışsın. Siz kullandığınızda da motorun herhangi bir yerine veya işte sizin üzerinize sıçramasın. Geri kalan şuralar işte sıçradı. Buraları bu çarka falan. Bunu güzelce silip temizleyebilirsiniz. O arada da zincir bu yağ, sıktığımız yağ iyice emmiş olur. Şimdi temizliğimizi vesaire güzel yaptık. Bakın kenarlarını falan güzelce temizledik çarkı. Zincirimiz bu şekilde beyaz bir hal alıyor. Biz biraz daha kurumasını bekledikten sonra motorumuzu çalıştırıp işte eve gireceğiz. Aşağı yukarı yapacağınız sizin de işlem bu şekilde. Güzelce kuruduktan sonra bu zaten seramik olduğu için sıçrama vesaire kesinlikle yapmayacaktır. Bu tarz zincir yağlama ekipmanlarını seçerken de mümkün olduğunca kaliteli, bilindik marka tercih etmenizde fayda var. Sonradan temizlerken vesaire zor oluyor. Hem sizi uğraştırıyor, bir de kullanırken de eğer zincire seçtiğiniz yer çok güzel yapışmazsa, tutunmazsa, seçtiğiniz yağ zincire eğer güzel tutunmazsa bu sefer üzerinize işte veya motorun sağına soluna sıçrama yapacaktır. Videomuzu bu şekilde sonlandıralım. Aklınıza takılabilecek her şeyi de bizlere yorumlardan ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.